Sence hayatın anlamı ne? Bence hayatın bir anlamı yok. 20 santim daha uzun olacağım ve her şey çok güzel olacak. Artık normal olacağım, artık diğerleri gibi olacağım diyordum. Sonra bunun imkansız olduğunu gördü. Ben 20 santim de uzasaydım diğerleri gibi değil. Ben bir cüceyim, böyle doğdum. En son ne için hüngür hüngür ağladın? Yalnızlık. Artık hayata biraz nazlanmak istediğimi fark ettim nazlanabileceğim kimsem yok bence benim. Bazı arkadaşlarımın anneleri yapıyor bana yani. Gelip ellerimi bir çocuk eli gibi seviyorlar. Yanaklarımı sıkıyorlar. Çok saygı duyduğum için bir şey de söyleyemiyorum. Arkadaşlarımın işte sevgilileri olurdu. Bana kimse bakmıyordu doğal olarak. Sen zaten tercih edilmezsin denilmesi benim suratıma suratıma. Senin gibi birisiyle birlikte olamam ben. Kendi boyumla ilgili bile özgüvensizliğim var dedi. Zehra'ya şimdi canım yanıyor ama sonsuza kadar sürmeyecek denilmesi gerekiyordu. Ama bugün bunu söylemeye gücüm yok. İnsanlar beni tanıyorlar ve beni tanımak için çaba gösteriyorlar. Ama onları reddeden benim. Kater Sextra'ya hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Zehra inşallah oturuyor. Ona baktığım zaman gülümsüyorum. Çünkü yaptığımız sohbetler programa gelene kadarki süreçteki konuşmalarımız, aslında bana hep onun farkındalık düzeyini düşündürtüyor. Ve Zehra ile bu koltukta ve karşı karşıya sohbet etmeyi gerçekten de çok önemsiyorum. Çünkü bence katarsisten de dünyaya söyleyeceği çok önemli şeyler var Zehra'nın. İnsanların etiketleri, insanların bazen bir başkasının canını yakmak için, bazense bilinçsizlikten oluşturduğu etiketler, mesela cüce olmak üzerinden sürdürdüğü etiketler onun dünyasında başka bir yerde duruyor. Yaşamdaki durumum bu benim. Bunu bir etiket olarak kullananlarınsa bu ancak kendi ayıbı gibi bir yerden anlatıyor Zehra. Ve özgüven güzellik sanılıyor ama benim özgüvenim akılla ilgili diyor. Boyumla ilgili özgüvenim yok. Olmak zorunda da değil diye anlatıyor. Birçok cümlesi var üstünde duracağımız. Ama en önemlisi bırakın kavramları, durumları biz bugün bu ülkedeki bir kadının, bir insanın hikayesini dinleyeceğiz. Bütün büyümesi ve kırılma noktalarıyla beraber. Zehra hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın bu koltukta, rahat mısın? Çok rahatım. Tahmin ettiğimden daha rahat bir koltukmuş. Rahatsız duruyordu bu arada, çok rahat. Bir şeyi merak ediyorum. Bazen öyle cümlelere diyorsun ki ve ben de böyle gerçekten dikkatle dinliyorum, duygunu da hissederek. Bu farkındalığa erişmeyi sorayım başta. Kendin için, yaşamsal gelişimin için ne yapıyorsun? Mesela terapiye gidiyor musun? Evet, terapiye düzenli bir şekilde gitmeye devam ediyorum. Ara sıra aksatıyorum maalesef ama e, düzenli bir şekilde gitmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem kendim hem de çevrem için daha doğru bir insan olmam gerekiyor gibi hissediyorum çevrem için daha doğru bir insan olmalıyım ki onlara da fark ettirmeden acı çektiren bir insan olmak istemiyorum yani. O yüzden çevresine okumayı, çevresini görmeyi, insanların ne hissettiğini odaklanabilmeyi önemseyen biri olduğumu düşünüyorum ve bence beni en çok geliştiren şeylerden bir tanesi de bu. Keşke ülkede bir ruh sağlığı bakanlığı olsa. Keşke. Ya da keşke Sağlık Bakanlığı'nın içerisinde bu hizmeti daha fazla insana ulaştıracak bir birim olsa keşke. psikoterapiyle ilgili. Hı hı. Ve keşke hepimiz bu eşliği alabilsek terapi ücretleri böyle olmasa, evet. yaşam böyle olmasa bu anlamda. Bir yandan da görünürsün. Bilmiyorum kendi adına fenomen der misin ama fenomenlerin bu kadar tartışıldığı <laughs> günlerde. Ama aslında sosyal medyada var olmak, günlük hayatını aktarmak, insanlarla o etkileşim halinde olmak... Bu da bir aslında görünürlük amacını hatırlatıyor. Hı hı. Neden sosyal medyada görünür olarak var olmak istedim? Birincisi beni görmediler bir noktada. Yani görülmediğim anlar oldu, görülmediğim zamanlar oldu. E, ruhsal olarak ne kadar derin olduğumu insanlara gösteremediğim zamanlar oldu. Çünkü beklenilmeyenden beklenilmeyeni almak. Yani siz zaten başlı başına beklenilmeyen bir şeysiniz. Bir kadın olarak, bir cüce olarak, bir engelli olarak çok da güzel olmayan bir kadın olarak diyeyim beklenilmeyen şeyler var sizden ve onları veriyorsunuz. Ve insanlar şaşırıyor. Ben de bu şaşkınlığı daha fazlaya aktarmak istedim. Herkes şaşırsın ve herkes görsün istedim bir noktada. İnsanların varlıklarını devam ettirmek gibi ilkel bir inanışları ve istekleri var. Soylarını devam ettirmek istiyorlar ki genetiklerini dünyanın geri kalanına aktarabilsinler. Bunu yapabilecek bir alanım olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü çocuk sahibi olmak istemiyorum ve genetiğimi, kendimi, ruhumu, bedenimi ve görüntümü bir şekilde aktarmam gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu yaptığım yerde sosyal medya olsun istedim. İşte sanal varlığı kazanabilmek ve insanların dilindeki ve insanların yazımındaki zehra olabilmek. Zehralıktan çıkmak ve artık yeni bir boyut kazanmak istedim gibi geliyor bana. Ve göründün ve insanlar baktılar, yazdılar, paylaştılar ve nasıl geldi? Beklediğim kadar iyi gelmedi. Ama hayattaki hiçbir şey beklediğimiz kadar iyi gitmiyor. Mottosuna sahip biriyim. O yüzden üstünde durmuyorum bunun çok fazla. Yani elde ettiğim hiçbir şey bana elde etmeye çabalarken ki hissettiğim hazzı vermiyor. Ve bunun bilincindeyim. O yüzden bunu sürdürülebilir bir şey haline getiriyor. Ve asla o noktaya erişemediğimi hayal ediyor. Ve hep daha fazlasını istiyorum. O yüzden henüz bilmiyorum ne hissediyorum. Gelecekte hissedeceğim. Peki. Zehra temel bir etiket gibi bir yer ya burası Hı -hı. yani aslında kelimeleri eğip bükmeye gerek yok evet. bence da ayrımlaştırmanın bir biçimi Hı -hı. yani tıbben de bu mevcut durumun ismine cücelik deniliyor evet. aslına bakarsan e çünkü buralardaki ekstra özen de ayrı bir boşluğa denk geliyor diye Hı -hı. düşünüyorum ben Akondroplazi ismi var evet. tıbbi boyutta cüce olmanın ama biri seni böyle nitelendirdiğinde Hı -hı. Belki seninle ilgili bu tabiri kullanarak konuştuğunda hı hı. ya da bunu bir etiket olarak söylediğimde hı hı. bu anlamda cüce lafı sana nasıl geliyor nasıl hissettiriyor? Yani artık hiçbir şey hissetmiyorum bununla ilgili. Çünkü çok bununla büyümüşüm gibi hissediyorum. Doğduğum andan itibaren. Zehra sen bir cücesin ve bu bir farklılık canım. Bunda çok büyük bir sıkıntı yok denildi bana. Ve bu noktada bu kadar sert yetiştirilmiş olmadığın ekmeğini yiyorum bugün. Yani birisi bana cüce dediğinde, hatta beni öyle bile çağırdığında bunda herhangi bir sıkıntı yok. Zehra demek gibi bir şey benim için. Ama insanın insanların zihnindeki cüce kavramı ne yazık ki çok sıkıntılı. Yani değiştirmeye çalıştığım yer orası. Yoksa ben cüceliğimi değiştirmeye çalışmıyorum yani. Lakin düşündüğüm şey şu oluyor. Ya bu insanın çevresinde böyle bir, birisi varsa bir engelli ya da engeli benimle aynı olmayan ama farklı şekilde olan bir engelli varsa ve onu da öyle çağırıyorsa ve bu çocuk buna üzülüyorsa ne yapacağız? Benim derdim biraz daha bu oluyor. O yüzden dilimizdeki bu tarz ötekileştirmeleri değiştirmemiz gerektiğini düşünme nedenim genel geçer toplumun içerisindeki problemler. Özgüven güzellik sanılıyor ama benim özgüvenim akılla ilgili. Boyumla ilgili özgüvenim yok, olmak da zorunda değil. Ne demek özgüven senin için? Konuşabilmek benim için çok büyük bir özgüvendi. Çocukluğumda hiç hatırlamıyorum ki güzel bir kadın için ben de onun gibi olmak istiyorum diyeyim. Güzel bir kadın olabilir ama aynı zamanda yanında başka bir sürü yeteneği ve donanımı varsa ancak onun gibi olmak istiyordum. Çünkü bana bu öğretilmişti günün sonunda. İşte babam çok iyi konuşabilen bir adamdı. Annem çok iyi bir konuşmacıydı. Ve doğal olarak ben de onlar gibi olmak istiyordum. Ve işte güzelliğin ya da somut kavramların kıymetli olduğu bir yerde büyümemiştim. O sebeple benim için kıymetli olan akıllı olmaktı. Ve bana da hep bu ölçülenmişti. Doğal olarak özgüven Olarak ne elde edebilirim dediğim noktada. Güzel bir kadın olmadığıma aşikardı benim. Yani insanlar tarafından işte güzel olduğu için parmakla gösterilecek bir çocuk olmadığıma aşikardı. Ve o nokta bana kapalıydı. Doğal olarak oradan bir özgüven elde edemezdim. Herhangi başka bir sanatsal yeteneğim de yoktu. Bir müzik aletle çalamıyordum ve özgüvenimi buradan da elde edemezdim. O halde daha kolay olan aslında beynimi geliştirip, kendimi daha akıllı bir insan haline getirip, akıllı bir zehra yapıp akıl konusunda özgüvenli olabilmekti hedefim. Ve bana daha daha da kolay geliyordu. Yani yüce bir kadının kendisini güzel yapmak için çabalaması o kadar olmayabilir. Ama herhangi bir aklın kendisini daha akıllı yapmaya çabalaması dünyanın en kolay şeyi yapabilirsin. Hem de bunu çok çocuk üstelik çok kısa sürede çok güzel yaparsın gibi geliyordu. O sebeple özgüveni akılla bağdaştırıyordum. Orada da bahsettiğim şey tam olarak buydu. Boyun konusunda da tabii ki özgüvenli olmayacağım çünkü eksik olduğum bir şey bu benim. Özgüven olarak gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi de benim şuydu bence eksik olduğun noktayı kabul edebilmek de çok büyük bir özgüven. Eksik olduğunu kabul ediyorum. Bunu yapamam demek çok büyük bir özgüven. Çünkü özgüvensiz insanlara baktığımızda her şeyi yapabildiklerini iddia eden, her konuda fikir beyan edebilen insanlar oluyor. Ama gerçekten akıllı zihinler yalnızca bildikleri konularda fikir beyan eden insanlar oluyor. O noktada tam olarak öyle hissediyorum. Yani. Yaşamla ilgili çok temel yerler söylüyorsun. Kendimizi kandırdığımız o büyük podyumlar vitrinler ...kendimizde olmayan özellikleri varmış gibi anlatarak aslında hı hı. eksiklik kapatacağımızı zannettiğimiz dünyalar... Evet. ...kırık, paramparça, dev aynalarının önünde kendimize e, koyduğumuz Bakmak. yalancı rütbelerden öte... ...insan kendini kuvvetli olduğu ya da kuvvetlendirebileceği taraftan geliştirdiğinde... Hı hı. ...yaşamda da güven olarak var olabiliyor evet, böyle kesinlikle. baktığımızda Zehra. O yüzden buralar bana çok derin ve güzel geliyor. Bu arada bu bir güzelleme değil... Altını çizmek istiyorum. Zehra e, sıkıntıdan geçti elbet konuşacağız. Acıdan geçti elbet. Hiç mi kompleksi olmadı bu hayatta? Oldu da onların üstünden büyüdü elbet. Zehra bir süper kahraman değil. Bir farkındalık makinesi değil. Evet. Ama günün sonunda geldiği yerde baktığı yer bence çoğumuza ilham olabilecek bir yer diye düşünüyorum aslında. Nasıl senin aynayla aran nasıl mesela? Aynaya baktığında nasıl hissediyorsun? Ayna konusu gerçekten çok güzel geldi bu arada. Çünkü zamanında problem yaşadığım bir şeydi benim ayna. Odamda asla ayna olmazdı. Evdeki hiçbir aynaya uzanamazdım ve bilerek yukarı koydururdum bütün aynaları. Boydan bir ayna asla aldırmazdım. Evimizin çatı katında bir ayna vardı. Oraya asla çıkıp bakmazdım. Çünkü kendimi görmek istemiyordum. Ve sonra kendime şey dediğimi hatırlıyorum. Zehra görmek istemediğin şeyi kır. Aynayı kır. Ve böyle odamda birkaç tane kırık ayna vardır. Gerçekten kırdım o aynaları yani. Kendime bakmak istemiyordum ve kırdım. Sonra o kırık parçalar fazlalaştıkça Zehra da fazlalaştı. Daha fazla Zehra görmeye başladım. Ve bir noktada şunu fark ettim. Bir şeye ne kadar bakarsan, ne kadar uzun süre bakarsan o şey o kadar sevgi dolmaya başlıyorsun. Benim de kendimi kabul etme evrem aynayla başlamıştı o noktada. Ve sonra odama kocaman bir ayna aldırdım ve gerçekten saatlerce karşısında durup kendimle konuştum. Zehra sen busun ve böyle de çok güzelsin canım benim. Hiçbir sıkıntı yok sende dediğimi hatırlıyorum. Ve aynayla barışmam, bedenimle de barışmama neden oldu ve bu yüzden şu an aynaları çok seviyorum ve aynadakini de çok seviyorum artık. Üstelik bütün hatalarımla kendimi seviyorum. Çünkü çok hata yapmış bir çocuğum. Çok hata yapmış bir genç kızım ve çok hata yapmış bir kadınım bugün. Çünkü zor hayatlar sizi hataya doğru iten şeylerdir. O yüzden ben de çok hata yaptım zamanında. Kendime çok hata yaptım. Çevreme, aileme çok hata yaptım. O yüzden aynayı kırmayı da seviyorum. Yaptığım bütün hataları da seviyorum. Bugünkü Zehra'yı çok seviyorum. Bunun bir borç olduğuna inandığım bir süre oldu. Artık öyle inanmıyorum. Çünkü engelli olmak toplumun nazarında ne yazık ki yalnızca engelli etiketiyle var olmak gibi bir şeydi. Engelli bir insan gördüğünüzde konuştuğu tek şey kendi engeli oluyordu genelde. İşte atıyorum engellilerle ilgili bir program yapılıyor ve ancak o zaman o insanlara bir mikrofon uzatılıyor. Ama bu insanların yaşadıkları bir hayat var, bu insanların duygu durumları var, bu insanların ilişkileri var. Bunlar ne sinemaya yansıyor, ne dizilere yansıyor, televizyona yansıyor, ne de sosyal medyaya yansıyordu. Arkadaşlarımın bana zamanında iltifat olarak söyledikleri ama benim canımı çok yakan ve niye yaktığını bilmediğim bir iltifat vardı. Zehra sen kendine cüce diyorsun ama hiç cüce gibi değilsin. Nasıl yani diyordum. Boyum böyle ama ellerime bakın apaçık bariz cüceyim. Niçin böyle söylüyorsunuz? Çünkü kendini çok geliştirmişsin. Çok kitap okumuşsun. Çok güzel konuşuyorsun. Sen kendini engelli deme bence. Engelli olmak ve kendini geliştirmek arasındaki Bağlantıyı zıt bir bağlantı olarak nitelendiriyor ve bunu bir iltifat olarak söylüyor. Onlar asla kızmıyorum. Böyle bildikleri için böyle söylüyorlar. Ama bu iltifatı duymaya başladığım noktada artık üniversitede du duymaya başlamıştım. Bunu değiştirmelisin bu insanlar gelecekte çocukları olduğunda onu yalnızca bir engelli olarak görecek ve belki o kadar gelişmesine müsaade etmeyecekler. Zehra senin bunu değiştirmen lazım diyordum. Yalnızca cüce etiketiyle var olmaktansa sadece kendi hayatını anlatan ve cüceliğin yalnızca bir özelliği olduğu bir profil ortaya koymaya çalışıyordum Instagram'da. Bugün bunu başardığım için artık bununla bir derdim kalmadı. Sence hayatın anlamı ne? Bence hayatın bir anlamı yok ve böyle güzel hayat. Ona bir anlam yüklemeye çalıştığınızda üzerinize omuzlarınıza çok büyük yükler almış oluyorsunuz. Ve bence buna hiç gerek yok. Hayatın anlamı olarak baktığımız şeyler her geçen gün değişiyor. Yerine yenileri geliyor. Demek ki hayatın sabit bir anlamı yok. Onu siz var etmek isterseniz var edebilirsiniz. Ben hep şey derim. Bugünün kaygısı bugüne yeter. Yarının kaygısı yarının olsun. Öyle yani bugünün derdiyle dertleneceğim ve yarın yeni bir derde ya da sıkıntıya ya da kedere ya da mutluluğa uyanacağım ve yarın onu yaşayacağım. Bence hayat tam olarak bugünü idame ettirebilmek, bugün iyi ve doğru bir insan olabilmek ve yarın yepyeni bir şekilde bambaşka bir şeye uyanabilmek gibi geliyor bana. Benzer yerlerden baktığımızı söylemek isterim. Anlam varoluşta ve varoluş ben... sürekli akıp giden bir şey tek bir anlama kilitlendiğimiz bir hayatta galiba hem varlığı hem biricikliğimizi hem şimdiyi çok yaşamıyoruz <laughs> aslında. O yüzden de zaten hayat iyi ya da kötü bir yer değil. Hem iyi hem kötü. Evet. Dünyada karanlık ve aydınlık, herkes melek ve şeytan. Ve bütün bu döngünün ortasında aslında amaçlar da, anlamlar da, <laughs> iyilik ve kötülük kavramları da değişiyor yaşam içerisinde Kesinlikle galiba. Öyle. Merak ettim Zehra, en son ne için hüngür hüngür ağladın? Yalnızlık çok yalnız hissettiğim bir evredeydim. Ve artık hayata biraz nazlanmak istediğimi fark ettim. Ufak ufak. Bu nazlanmayı elde edemediğimde ciddi bir ağlama krizine girmiştim. Yani insanlardan ufak ufak ilgi almaya çalışıp alamadığımı gördüğümde çok üzülüp çok ağladığım bir an oldu. Tüm bugün ağladığın, güldüğün, mutlu olduğun, korktuğun, öfkelendiğin, utandığın, gururlandığın her anınla beraber senin bir hikayen var. Evet. O hikayeye biraz daha içeriden girelim istiyorum. Konuklarıma her zaman sorduğum programın kırılma noktası olan o evet. soru. Sen nasıl bir eve nasıl bir aileye doğdun? Ben Samsun'da bir kasabada doğdum Alaçam'da. Yani benim ailemi tanımlamak güç. Yani bir sürü problemi olan, kendi sınırları olan ve o sınırları muhafaza etmekte çok başarılı bir aileydi. Saygının içerisinde çokça bulunduğu. Yani babam mesela çok saygı değer bir adamdı. Ama ona niye saygı duyduğumu anlamam. 15-16 yaşımı buldu. Annem çok saygı duyuyormuş babama. O yüzden babama çok saygı duyuyordu. Benim baba figürüm çok kuvvetli değil. Babam çok çalışan bir adamdı çünkü. Ve onu hep düşünürken hatırlıyorum. Yani kenara köşeye geçmiş. işte kitaplarını okuyan, onların altını çizen, ansiklopedilerini okuyan, onların altını çizen ve sonrasında da düşün C dünyasına giren bir adam vardı. Yani sevgi gördüğümü hatırlıyorum. Mesela babam dokunsal sevgiyi çok sever, hala öyledir. Hatta benim koşulsuz dokunsal sevgi alabildiğim tek yer babam. Gidip sarılabildiğim ve bana asla sormayan, beni içse bile hani kızım yeter çok bunaldım falan dese bile gidip bir daha sarılabildiğim bir yer. O konuda mesela çok ciddi dokunsal sevgi aldım babamdan. Bana çok sarılırdı, bizi çok öperdi. Her eve geldiğimizde, her evden çıkarken babamızın muhakkak kucaklaşırdık falan. Ama onun dışında bir varlığı var mıydı bende? Çok hatırlamıyorum onu. Annem çok telaşlı bir kadındı. Annemin en sevdiğim özelliği odur. O kadar telaşlıdır ki telaş artık onun va var olma biçimi olur. Sürekli bir şeyler yetiştirmeye çalışan çünkü gerçekten de çok işi olan bir kadındı. İşte evde baktığı bir e, kayınpederi vardı. E, onunla ilgilenirdi. İşte biz çocuktuk, bizimle ilgilenirdi. Evin işlerine sürekli koştururdu. Üstelik çok da yetenekli bir kadın ve bence onun e, cezası bu yani. O kadar yetenekliydi ki işte ampul değiştirilecekse de annem değiştirirdi. İşte bulaşık makinesi bozulduysa da annem tamir ederdi. İşte birine bir şey olurdu, oraya giderdi. Araba süren bir kadındı. İşte Sürekli birilerini alır hastaneye şuraya buraya götürürdü falan. Çok becerikli bir kadın. O yüzden annemi hep o becerikliliğiyle ve çabukluğuyla hatırlıyorum. Peki aslında senden büyük üç kardeşim var. Hı -hı. Sen dünyaya geliyorsun. Hı -hı. Aslında evin içerisinde farklı bir gelişimle doğan ve büyüyen Hı -hı. bir çocuk var. Hı -hı. Çocuklukta evde bunun sana nasıl yansıtıldığını nasıl hatırlarsın mesela? Hem duygu olarak belki sözel ya da sözsüz iletişimle. Yani Annem çok sert ve çok dobradır. Ama o sertlik o kadar normalize bir şekilde gelir ki yüzünüze vurur. Siz ona bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü altında sevgi de barındırır, saygı da barındırır, gerçeklik de barındırır. Yalan söylemez yüzünüze yüzünüze. Ve size asla işte yapamayacağınız bir şey için Zehra bunu yapabilirsin demez. Neyi yapamayacaksam bana bunları söyleyen bir anne figürüm vardı çocukluğumda. Ve cüceydim ve annemin bu konuyla ilgili bana hiçbir zaman Zehra sen normal bir kızsın dediğini hatırlamıyorum. Beni hep böyle büyüttü. Zehra sen cücesin. Bak sana bunları bunları sorarlar kızım. Bunlara cevap ver tamam mı? Cüce olduğumu özellikle okula gitmeden önce biliyordum. Ama bu o kadar büyük bir sorun değildi ki bizim için. Çünkü annem bunu çok iyi yedirmişti yani bana. Bunun bir problem olabileceğini bile düşünmüyordum. Çünkü işte atıyorum bir yere uzanamıyor musun? Kızım bak burada bir merdiven koyuyorum sana. Artık bununla uzanırsın. Musluğa uzanamazdım. Annem kenara bir kepçe koyardı. Kepçenin ucuyla aç tamam mı bunu derdi. Ben kepçenin ucuyla açan bir çocuk olurdum. Ve bu benim normalim olurdu. Başkasının evine gittiğimde de annem böyle hemen gelirdi. Mutfaktan su alacaksan kepçeler buradaymış tamam mı derdi. Ve bu bizim artık normalimizdi. Yani bunun garip bir şey olduğu söylenmiyordu. Buna çok alıştırılmıştım. İnsanlar hep anneme şey derlerdi. Hani musluğu şuraya mı aldırsanız? işte kendi evinize alınca musluğu Zehra'ya göre mi yaptırsanız falan filan. Ve annem şey de hayır gerek yok buna. Zehra bunu biliyor ve buna alışmalı. Çünkü arkadaşların evine gittiğinde musluk ona göre yapılı olmayacak. Ne yapacak? Ya da okumaya gittiğinde musluk ona göre olmayacak ve Zehra ne yapacak o zaman derdi. Ve her şeyi hani alternatifini bulmayı öğrensin. Bunları öğrensin. Hayat böyle onun için artık derdi ve beni öyle yetiştirdi. Kardeş ilişkilerin nasıldı çocukken evde? Ben çok kardeşlerimle büyümedim. İki büyük kardeşim bizden çok büyük. Okuma telaşına, iş telaşına gitmiş insanlardı. Küçük ablamla daha fazla bir diyalogum vardı. Orada da ben çok haşarı kalıyordum. Ya ben inanılmaz yaramaz bir çocuktum. Yani bu bir yer kırmak dökmek gibi değil ama ya kendi kendine oynamayı çok seven ve asla yerinde durmayan, sürekli bıdır bıdır kendi kendine konuşan bir çocuktum. E, ablam da tam tersi, daha içine kapanık ve çok çalışkan bir çocuktu. Öyle bir çocuk olduğu için de onu hep ders çalışırken hatırlıyorum. Çocukluk anlarımızda çok birlikte olduğumuz, birlikte yaşadığımız şeyler çok fazla yok. Sonra o orayı kendi kendimize doldurduk yani. Seviyor musun çocukluğunu buradan bakınca? O çocuğu, Hayır. <laughs> Çünkü ortalıkta hiçbir şey yokken her şeyden mutsuz bir çocukmuşum. Sürekli problem çıkarmaya uğraşan bir çocuktum. Yani kendiyle bir türlü barışamayan ve hiçbir şeyde olmayan. Yani bir problemin de yok ama neyine kendinde bu kadar problemin var diyebiliyorum bugün geri döndüğümde. Gerçekten öyle gibiydi ama. Yani Zehra Hiçbir şey görmemiş bir Zehra. Hiçbir kötü his yaşamamış bir Zehra. Ama yalnız kalmaya çok meyilli, arkadaş kabul etmeyen, sadece kendi başına olmayı isteyen ve seven e, ve yanlış kararlar veren bir Zehra vardı yani o noktada. O yüzden çocukluğumdaki Zehra'yı biraz kırgınım yani. Ona bu kadar yalnızlığa gerek yoktu. Böyle Neydi kavgası meselesi hayatla o çocuğun sence? Bence yalnız kalmaktan çok korkan bir Zehra var. Hep öyleydi. Yani ben çocukluğumu hatırladığımda neden olduğunu asla bilmiyorum ama Zehra yalnız kalmaktan çok korkardı. Ve bu yalnızlık toplumun dışında olmak gibi bir yalnızlık. Yani sadece biriyle birlikte olamamak, aileyle olamamak gibi değil. Kabul görememekten korkan bir Zehra vardı. Ve bunu çok problem ediyordu. Cüce olmakla ilgili bir problemim yoktu. Ama ya bir gün konu oraya gelirse korkusu vardı biraz. Kendisini yanlış yalnızlaştırmasının nedeni biraz oydu. Çünkü mesela işte ufacık bir yakınlıkta bile çocuklar ama onlarda onlara da kızamazsın yani. Bana gelip işte sen niye böyle oldun diye soran o çocukların sorularından kaçmak istiyordu biraz Zehra. Uzaklaşmak istiyordu. O yüzden de yalnız kalmak istiyordu ama özünde de işte çok sosyal bir çocuğum yani. Aşırı sosyal bir çocuğum. Konuşmayı çok severim. Arkadaşlığı çok severim. Bağları çok severim. Bunları da elde edemeyen bir çocuk var ve çok arada kalıyordu büyük ihtimalle yani. Şu an fark ettim. Yalnız bırakılmamak için kendini yalnız bırakan evet. bir çocuk olmak evet. ya da birçok sebepten kabul görmem diye en baştan önlem alıp zaten çok fazla o sahaya çıkmamak gibi. Hı hı hı. Bunu niye altın tekrar çizdim biliyor musun? Çok çocuk var böyle. Evet. Bizimki de çok insanlarla bir araya gelmiyor. Aha. Ya da işte bizimki de evde sürekli kapanmış. Duyduğum Aha. için söylüyorum. Bizim çocuğumuz böyle. Aha. Altta çok yoğun bir yalnız kalma isteği değil de yalnız bırakılma korkusu olabilir. Evet. Çocuklara buradan da bakmak gerektiğini Aha. düşünüyorum. Kesinlikle. Her konuğuma sorarım, sana da sorayım. Sence senin çocukluğunda ne eksik? Ba. İnsanlarla bağ kurmayı çok geç öğrendim. Annemle de babamla da bağ kurmayı çok geç öğrendim. Hep e, yalnız olmak ve yalnızlıkla e, baş etmek, mücadele etmek üzerine çok e, düşünüyordum ve bu sebeple birileriyle bağ kurmaya korkuyordum. Bu kişi annem dahi olsa. Ben insanlarla bağ kurarsam ve işte o bağa bir zarar gelirse korkusuyla bağ kurmaktan çok kaçınıyordum. Bence benim ...çocukluğumda insanlara bağ kurmak çok eksik kalmış. Ergenlik bir kırılma noktası. Evet. Çoğumuzun hayatında öyle, baktığımız zaman. Hı hı. Sen kendi ergenliğini nasıl hatırlıyorsun? Acılı. <laughs> Üzerine acı sos dökmüş dökmüşsünüz gibi bir ergenliğim var benim. Benim ergenliğim aynı zamanda şeye de denk geliyor, boy uzatma ameliyatına da denk geliyor. O sebeple çok acılı bir ergenlik ve yine yalnız bir ergenlik, ergenlik çünkü... E, ...boy uzatma ameliyatından sonra tekerlekli sandalye sürecim oldu ve o dönem okula gidemedim. Bu sebeple yalnızdım ve yalnızlığın verdiği hırçınlık ve başka hiç kimseye zarar veremeyeceğinizin bilinciyle kendime çok büyük zararlar verdim. Hayatla ilgili ciddi problemleri olan bir Zehra vardı ergenlikte ve yaşamak istemiyordu yani devam etmek istemiyordu. Çünkü yaşayacağı hiçbir acının onu bu kadar geliştirebileceğini bilmiyor ve düşünmüyordu. O kadar çok acı çekiyor, o kadar ağlıyor, o kadar uykusuz kalıyordu ki acıdan. Günün sonunda Zehra yaşıyor gibi değil de acı çeken bir makineye dönüşmüş gibi hissediyordu. Üstelik hayata karışmak dediğimiz noktayı da yapamadığınızda işte atıyorum kendi başınıza bir pencereyi açıp gökyüzüne bakamadığınızda ya da arkadaşlarınızla bir yere çıkamadığınızda, bir arkadaşınız olmadığında, konuşmak istediğinizde, karşınızda duvarlar gördüğünüzde hayat sizin için manasız bir yere dönmeye başlıyor, anlamını yitiriyor ve ne için mücadele ediyorum demeye başlıyorsunuz. Ben tam o evrede ameliyat olduğum için daha da içine kapanan ve daha mutsuz bir ergenlik geçirdim. O ergenliği nasıl atlattım hiç bilmiyorum, çok zorlayıcıydı. Kaç yaşında ameliyat oldun? 15 yaşımda hani çok teknik bir yerden soracağım ama belki bilmek isteyenler de olur. Hı hı. Kaçtı boyun ne kadar olmasını istedin? O ameliyatta nasıl bir şey oluyor? O ameliyat süreci benim normal ameliyatlara göre de çok sıkıntılı geçti. O yüzden ben az bir uzamayla ayrıldım. Ben 1.23'tüm. bugün 1.30'um. 7 santimlik bir uzama kaydedildi. Benim kemik yapımında bir sıkıntı vardı. Ve bu sebeple daha fazla uzatılamadı. Ama normalde bir 15 santime kadar uzatma, 10-20 belki uzatma bekleniliyordu. O süreçte karar verilen bir şey oluyor. Genelde siz sizin işte bedeniniz buna ne kadar dayanıklı, ne kadar sağlıklı vesaire gibi. Ben işte ne yazık ki oradan da ciddi yaralar alıp 7 santimlik bir uzatmayla ayrılmak zorunda kaldım. Ameliyattan sonraki ergenlikte yasal evet. olarak da yaşam olarak da çocuğuz. O çocuğun dünyası, duygusunu nasıl hatırlıyorsun? Çok nefret dolu bir Zehra hatırlıyorum o süreç içerisinde. Zehra niye böyle bir karar verdi diye sorgulayan ve bunu anlamlandıramayan bir Zehra vardı o süreç içerisinde yani. O kadar seneyi acı içinde ve boşuna niye yaşadın sen? Ve hiçbir şey de elde edemedin ve hiçbir şeyde değişmedi. Sonra bu değişimin benimle ilgili olmadığını fark ettim. Çünkü işte 15 yaşındaki Zehra şey diyordu, 20 santim daha uzun olacağım ve her şey çok güzel olacak. Artık normal olacağım, artık diğerleri gibi olacağım diyordu. Sonra bunun imkansız olduğunu gördüm. Yani ben 20 santim de olsaydım diğerleri gibi değil. Ben bir cüceyim böyle doğdum. Çok nefret dolu, çok öfke dolu, kendisine bunu yaptığı için çok kızgın, kimseyi dinlemediği için çok sinirli bir Zehra vardı. Sonrasında bu Zehra evrildi. Toplumu da bir nevi anladığı, ama kendisini de anladığı, ne olmak istediğini anladığı ve ne olamadığını anladığı ve olmadığı şeyden mutluluk duyan bir Zehra'ya dönüştü. Peki. O dönemde aslında üniversite kazanıyorsun. Evet. Anladığım kadarıyla sancılı da bir süreç Hı -hı. olduğu için bir tekerlekli sandalye dönemi oluyor. Sen Hı -hı. de söyledin. Ve doktorun da üniversiteye gitmeyi çok doğru bulmuyor Hı -hı. galiba sağlığın açısından. Hı -hı. Kolay şeyler de olmuyor Zehra o dönemde. Hı -hı. yani Bir heves de sıkışıyor evet. böyle bakınca. Ergenliğe bir şu yönden de uğramak istiyorum. Daha önceki röportajlarından dinledim. Aslında çoğu ergen başka bir yerden yaşıyor bunu. Hı hı. Sen de yaşıyorsun. Ergenlikteki akran zorbalığı. Evet. Orada benim çok dikkatimi çeken aslında ergenlikte de bu kadar fazla bunu ifade edebilmeyi beklemediğimiz, Hı -hı. yani bir çocuk yapamasa da bu dönemde yapamayabilir dediğimiz bir ses çıkartma dönemi oluyor Hı -hı. ama sen anlat isteyeceğim. Ee, belki ilkokuldan itibaren Hı -hı. senin durumunla ilgili sana ne denirdi, ne söylenirdi, nasıl zorbalık yapılırdı ve sen ne yapardın? Ufak ufak laf sokmalar gibiydi. Yani işte atıyorum mesela benim çokça yaşadığım bir problem vardı. Arkadaşlarımın işte sevgilileri olurdu, işte onlara bakan çocuklar olurdu falan bana kimse bakmıyordu doğal olarak ama hani bunu bu kadar deklare etmek, bunu bu kadar söylemek o çocuğun canını yakar. Ama bunu akıl edemiyordu arkadaşlarım. Ya da sadece canımı da yakmak istiyor olabilir. O da bir çocuk en nihayetinde. Bu tarz şeyler yaşıyordum. Yahut işte boyum yetmeyeceğinin söylenilmesi herhangi bir noktada çok daha kolay söylenilebilirken, çok daha incitmeden söylenilebilecekken bunun çok daha can acıtarak söylenilmesi, sen zaten tercih edilmezsin denilmesi benim suratıma suratıma. Benim, benim canımı yakan böyle şeyler oluyordu. Ama genelde işte ben 8. sınıfla 1. sınıf arasındaki o sürecin hepsini aynı okulda okudum. Ee, ve 8. sınıfa falan geçtiğimde şey hatırlıyorum. Yeni gelen çocuklar benimle dalga geçiyordu. Ve artık o noktada yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Hani küçük bir çocuk sizinle dalga geçiyor ve bilmiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Ona ne yapacaksınız? Hani yoksa konuşursun. Arkadaşına dersin ki bana bunu niye yapıyorsun? Bak böyle yapma. Beni böyle çağırma. Bana bunu deme. Ama bunu bir çocuk yaptığında hiçbir şey yapamaz hale geliyorsunuz. O çocuğa da yaptığının bir bedeli olabileceğini göstermek gerekiyor. Elbette birinci sınıftaki çocuğa yapmıyordum ama atıyorum ben sekizinci sınıftayım, diğeri altıncı sınıftaysa o altıncı sınıftaki çocuğu ailesine kadar şikayet ediyordum. Sizin çocuğunuz okulda zorbalık yapıyor. Bugün bunu bana yapıyor ve ben bunu, bunu umursamıyorum. Benim bununla ilgili hiçbir derdim yok ama arkadaşına da yapar. Arkadaşına hiçbir neden yokken yapar. Eteğinin boyu yüzünden yapar. Başka bir nedenle yapar. Kaşı, kaşı için yapar, gözü için yapar ve o çocuğun psikolojisi bozar. Bunu düzeltmelisiniz diyordum. O çocuk daha çok küçük. Ne yaptığını bilmiyor. Bunu güç zannediyor. Ona gücün böyle bir şey olmadığının öğretilmesi gerek. Ve bunu öğretebilmemiz için de o çocukların arasından birilerinin ses çıkarması gerekiyor. Müdürün kürsüsüne çıkıp <laughs> e, onlar beni zorbalayamaz. Bunların cezasını vereceksiniz dediğimi hatırlıyorum. Evet, demişsin. Evet. Nasıl bir anda o, o kürsüye çıkıp bunu söylemiş? Biz zorbalık yaşadım ve fiziksel bir zorbalık yaşadım ve bu benim çok yaşadığım bir şey değildi. Genelde arkadaşlarım beni korur, kollarlardı ama o gün neden olduğunu asla anlamadığım bir şekilde bir erkek öğrenci benim çok üzerime geldi. Yaralandım ve bu yarayı aileme söylemek istemedim çünkü güçsüzlük gibi hissettim. Yani o insanın fiziksel gücüne bir karşılık veremiyor olmak sanki işte kadın olmakla ya da kız çocuğu olmakla ilgili değil de cücelikle ilgiliymiş gibi gelmişti ve bundan dolayı çok muzdariptim. Ve bu konuda ne yapabilirim diye düşündüm. Çünkü şey diye düşünüyorum. Benim de onun canını yakmam lazım. Yani bana vurdu ben de ona vuracağım ama korkuyorum ya bir daha vurursa diye. Ve o noktada şey dedim başkası vuracak ona. Kim vurabilir? Müdür tamam o zaman. <laughs> tamam o zaman koş ve şeydim hani bunu müdüre kenarda köşede bir yerde söylesem bana bu zorbalık orta yerde yapıldı. Orta yerde yemesi lazım onun odayı ve işte ağlayarak müdürün kürsüsüne çıkıp ve koşarak ben zorbalandım. Bana bunu 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 yaptılar. Siz de onlara yapacaksınız falan filan dediğim bir an oldu yani gerçekten ve bunu böyle aileme de söylemeden falan öyle kapattım ve geçtim üstünden. Kendi hatta. yöntemimle <laughs> evet. hallettim aslında. Evet. Ergenlik dönemini duymak lazım. Bir dönem anlatıyorsun daha çok insanların içindesin orada Zehra var oluyor. Bir dönem anlatıyorsun esenin yaşadığın durumların da getirisi olarak daha evdesin daha kapalı bir dönem var. Bazen bazı çocukların ergenliği tam olarak anlattığın o eve kapanma dönemi gibi evet. geçiyor. Ama ergenlik bir duygusal türbülans dönemi. Meslek hayatımda 16-17 yıl ergenlerle çalıştım iyi ki çok fazla şey öğrendim. jargon olarak öğrendiklerim başka. Argo çok iyidir. iyidir. Ee, Bakmayın böyle beyefendi durduma. SS almak, DM'den yürümek o dünyayı öğrendim de yapmıyorum. Onu da yanlış anlaşılmasın ama o dünyayı öğrenmek bütün e, diliyle başka ama duygu dili bambaşka. Geçişler normaldir. Bütün o kapanma dönemleri, öfke nöbetleri, ben buradayım meydan okumaları, arkadaşların bazen aileden daha kutsal hale getirilmesi, ayran gönüllülük, maymun iştahlılık, e bazen sert virajlarda çocuğumuzu tanıyamıyoruz diyebilmek hepsi normaldir. Çok beyefendi, çok hanımefendi, çok yetişkin geçiyorsa ergenlik bir içimizden niye yaşanmıyor bu ergenlik diye düşünmek gerekir. Ergenlik bir de çocukluğun intikamıdır Zehra. Yani yaşam boyunca bize bir hayat öğretiliyor. Çocuk bir dakika artık ben varım ve ben bana bu kadar yutturulan hayatı bir kusacağım deme yerine geçiyor. Ailede mutlaka bir iletişim dili bulmak gerekir. Zaten mesafe açılıyor, uçuruma dönüşürse o zaman işte bağımlılıklar, kendine başkasına zarar vermeler var. Bir de zorbalıkla ilgili de şeyi söylemek isterim. Yani biz çok akıllı çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz ya da ne bileyim işte bakımlı çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz da vicdanlı çocuklar yetiştirebilmek çok temel bir bilgi olmalı. Evet ergenlikte uçlar oluyor. Biliyorsun ergenlikte zorbalayan da çocukluğunun kurbanı. Zorbalanan ve ses çıkarmayan da çocukluğunun kurbanı. Çocuklukta öyle öğrendiği bir dünya var ama bunu görebilmek, bu çocuğun aslında ne yaşadığını hissedebilmek ailenin, okulun, çevrenin işi. Diğer taraftan çocukları vicdanlı yetiştirirsek ve çocuğun bütün farklılıklara, başka beden tiplerine, başka yaşam tarzlarına, bambaşka kişilikteki insanlara saygısı da gelişir. Çünkü vicdanlı çocuk yetiştirmek, dünyayı bütün farklılıklarıyla bütünleştirmeye eğilimli çocuklar yetiştirmektir aslında. Senin aracılığınla uzun bir konuşmam oldu ama paylaşmak istedim bu kısmı da. İnsanlar seni izliyorlar, takip ediyorlar. Aslında sosyal medyadaki o e, ...kitlenin büyüme sürecine uzun uzun üstünde durmayacağım. Çünkü gerçekten gözümüzün önünde büyüdü evet. ve orada duruyorsun. Eğlenceli paylaşımların var. Günlük hayattan kesitler sunuyorsun bazen hayat içerisinde. E, diğer taraftan alkışın, onayın odağında olduğun kadar... ...yer yer tam sosyal medya diliyle söyleyeyim... ...eleştirinin, lincin, yargının da ortasındasın. Evet. Böyle zamanlarda e, ne yapıyorsun? Çünkü şöyle demişsin... Başta insanlar beni linç etmezler, kıyamazlar diyordum. Evet. Sonra öyle bir kıyıyorlarmış ki onu da gördüm galiba. Oralarda nasıl hissediyorsun kendini? Güçlü hissediyorum. Çünkü linçlenmek çok güçlü bir şey. Birilerinin sizi linçliyor olması, üstelik bunu sadece bedeninizle değil fikirlerinizle yapıyor olması çok kıymetli bence. Demek ki sizi dinliyorlar. Demek ki sizi izliyorlar ve size bakıyorlar. Demek ki onlara bakabilecekleri bir şeyler sunuyorsunuz. Çünkü elbette yaptığım hiçbir işte mükemmel olamam. Elbette hatalarım ve eksikliklerim var. Ve bu eksiklikleri fazlaca söyleyen, söylemek isteyen insanlar mutlaka olacak. Öfke kusmak isteyen insanlar olacak. Ve yani olaylara bakış açıları insanları nitelendiren şeylerdir ya. Yani bugün birisi benim videomda linç edilecek bir şey görüyorsa bu bana onunla ilgili bilgi verir. Hani genelde onun demek ki işte kötü bir bakış açısı var ve böyle bakıyor. Ya da eleştirilecek ufacık bir şeyi büyütüp büyütüp önüme süren birisi varsa bu o insanın kötüye daha meyyal, meyilli olduğunu gösterir. Ama eğer hata yapsaydım ve asla eleştirilmediğim bir noktaya evrilseydi bu, o zaman insanların bana acıdığını ve engelli olduğum için ya da başka bir sebeple önemli değil, beni eleştirmeye değer görmediklerini görürdüm. Ama insanlar beni eleştirmeye de değer görüyorlar ve bu çok kıymetli bir şey. Yani onun gelişimine de iyi bir iyi bir şekilde katkı yapacağım ben. Bundan eminim yani. Zehra içten soracağım. Sosyal medya yer yer programın da böyle anahtar kelimelerinden biri oldu senin hayatında yalnızlık. Evet. Sosyal medya yalnızlığına iyi geldi mi? Sosyal medya benim yalnızlığımı biraz arttırdı. Çünkü geçmişte yalnızlığıma çok güzel bahaneler bulabiliyordum. Bunu kendim seçtiğimi çok iyi biliyorum. Ama suç başkalarına atmak çok kolay ve bunu yapıyordum geçmişte. İşte yeterince sosyal çevrem yok. Yeterince insan beni tanımıyor. İnsanlara kendimi tanıtmak için hiçbir şey yapmıyorum ama onlar da beni tanımak için hiçbir şey yapmıyorlar. Tabii ki yalnız kalacağım diyordum. Ama bugün bunu söylemeye gücüm yok. Çünkü ayan beyan ki insanlar beni tanıyorlar ve beni tanımak için çaba gösteriyorlar. Ama onları reddeden benim. O yüzden artık yalnızlığın benim tercihim olan bir şey olduğunu kabullenmem gerekiyor. Ve bu bende daha büyük bir yara oluşturmaya başladı son dönemde. Nazlanabileceğim kimsem yok bence benim. Yani hayatta problemlerimden bahsettiğimde insanlara şu yüzle karşılaşıyorum. Zehra o kadar güçlü ki, Zehra zamanında o kadar büyük acılar atlattı, o kadar kötü şeyler yaşadı ki bugün bu onun için çok büyük bir problem değildir. İşte atıyorum, winch deniyorsun diye soruyorsunuz. "Bana nasıl hissediyorsun?" diye soruyorsunuz. Zehra "Takmıyorum." diyor. Evet, takmıyor. Ama bazen bunun üzerine konuşmak istiyor. Bazen kafasına takılan o ufacık bir cümleyi, "Ya bu adam bunu niye yazdı? Bu kadın bunu niye yazdı?" deyip sormak istiyor. O yüzden o yani en kırıldığım noktaları, en kızdığım, en problemli hissettiğim noktaları açabileceğim, güçsüz olduğumu da gösterebileceğim bir alanın olmaması. Beni canımı sıkıyor. Bir başka röportajda ya yalnızlığın bir uzantısı olarak söylemeyeceğim bunu. Aşkın bir uzantısı olarak söyleyeceğim. Manitam yok demişsin. <laughs> bir de öyle bir dil söylüyorum. Evet. Nasıl bakıyorsun aşka, ilişkiye, kendi hayatında? Ben daha mantıksal bakıyorum olaylara. Yani genel olarak işte ben biri biriyle beraber iyi hissedebildiğimde gerçekten onun yanında kendim olabildiğimde benim için çok okeyleniyor her şey. Ama karşıma böyle insanlar şu an için çıkmıyor diyebilirim. Ve şu anda da yalnızlığa çok alıştığım bir evredeyim. O yüzden ya birisi olsa ne olurdu, onun sorumluluğunu üstlenebilir miydim çok emin değilim. Çünkü çok fazla böyle deneyim yaşamamış olmanın verdiği başına buyrukluk beni çok başka bir yere attı günün sonunda. Bazen böyle arkadaşlarımın o çok sevdiğim, değer verdiğim ilişkilerine baktığımda şey oluyorum. Ay yok ben bunu istemiyorum şu <laughs> falan diyorum kendi kendime. Çünkü yani ne kadar yük veriyorsanız, o kadar yük de almanız gerekiyor. Ve o yükü alabilir miyim? Çok emin değilim şu an için. Uzak duruyorum o yüzden. Peki, bir hayal kırıklığı anlatmışsın. Ay, evet. Belki hayata bakış ve deneyim açısından soracağım onu. Ee, ne yaşadın ve ne hayal kırıklığına dönüştü? Ya ben geçmişte böyle olmaklığın verdiği bir engelle hayatıma hiç kimseyi almamıştım. Sonra benim birinci yakışımı anlayan ve beni de isteyen birisi çıkıverdi. Ve bana dedi ki, e, hadi birlikte alalım. Ama bugüne kadar ki işte deneyimsizliğim, yaşanmamışlığım ve kendimle olan kavgalarım, hala kendini çok sevemeyen Zehra oluşum bir sürü engel koydu önümüze. Ve ben şey dediğimi hatırlıyorum. Sen bir erkeksin ve uzun da bir erkeksin. Bu çok büyük bir probleme dönüşebilir senin için. İnsanlar günün sonunda... Ya hiç aklına gelmez bunlar senin ama sende de bir eksiklik olduğunu düşünürler. Benimle birlikte olduğum için seni de yaftalarlar. Benim dalga konusu olmam, senin hayatını eş olarak aldığın, partner olarak gördüğün, aynı düzeyde olduğuna inandığın insanın birilerinin dalga konusu olması seni bir gün zedeleyebilir. Sen daha bir üniversite öğrencisisin. Daha özgüven problemlerin var. Daha kendinle ilgili problemlerin var ve daha bunları halledememiş bir bireysin. Bunlar önüne çıkarsa ya bir de benim özgüvensizliklerimle ilgili e, problemler önüne çıkar ve bunlar sana özgüvensizlik oluşturursa ne yapacağız? Ve karşı taraf bunları uzun uzun düşündü. Düşündü, düşündü ve ara ara da bana hep şey dedi. Zehra, hiçbir problem yok. Yani ben bunları üstlenebileceğimi ve kaldırabileceğimi düşünüyorum. Yani o çocukluğun verdiği, o gençliğin verdiği heyecanla Karşı tarafın bunu söylemesi çok olağan. Sonrasında ben gerçekten bütün bu problemler için şunu düşünmeye başladığım bir noktaya geldim. E yaşanır, görürüz canım. Yani ne yapacağız? Sürekli korkacak mıyız? E öyle olursa o da bir ilişki yaşayamaz, ben de bir ilişki yaşayamam. E aklı bende falan filan diye düşündüğüm bir evrede tam böyle gittim. Dedim ki konuşmak istiyorum seninle ilişkimiz hakkında. E ben tam söyleyeceğim işte. Yani artık başlayalım istiyorum falan diyeceğim. O bana birden başka bir hanımefendiden bahsetmeye başladı. Ve bana şey dedi, sen haklı mısın? Ben senin gibi birisiyle birlikte olamam. Ben, benim kendi boyumla ilgili bile özgüvensizliğim var dedi. Ve dedim ki sen, sen çok kötü bir insansın. <laughs> o an öyle düşünüyordum. Yani kötü bir insan olduğunu ve bana bunu bilerek yaptığını düşünüyordum. Onu, düştü, onu, işte düşürdüğüm durum için yaptığını, onu beklettiğim için yaptığını, benden intikam aldığını, bir, bana bir bedel ödetmeye çalıştığını düşünüyordum. Ama sonra gerçekten böyle olduğunu fark ettim. Gerçekten çok özgüvensiz bir çocuk olduğunu ve bu sebeple benimle birlikte olsa çok yıpranacağını ve aslında kendince doğru kararı verdiğini gördüm. O benim için... Ee, şey bir hayal kırıklığıydı. Kendimi bir yerlere der, görmemekten çıktığım bir evreydi. Çok iyiydi o açıdan. Başlangıçta kendimi onun yanına denk görmüyordum ve kendime diyordum ki hayır. Onun gibi bir adam, o kadar yakışıklı, o kadar uzun, sporcu, işte aktif bir insan başka biriyle birlikte olmak ister. Benimle değil. Sokakta gördüğü herhangi bir kadını benimle kıyasladığında tabii ki diğerine meyleder. Ben o zaman ne yapacağım diyordum. Bu evreden çıkmıştım şunu da fark ettim ki bunu karşı tarafın da anlaması gerekiyormuş. Ve onun bana o kadar değer vermediğini, onun bana o yönden değer veremeyebileceğini ve karşı tarafında bir özgüvensizlik yaşayabileceğini fark ettim. Çünkü o güne kadar şey zannediyordum. Sanki boy konusunda sadece ben özgüvensiz olabilirim. Oysa ki o çocuk mesela bir bir çocuktu ve yine de özgüvensizliği varmış. Mesela bunu itiraf etti bana. Benim özgüvensizliğim vardı. Nasıl olabilir dedim. Boyun bir senin. Ama varmış ve olabiliyormuş. Yani Öncesinde bunlara sanki sadece benim hakkım vardı ve ben elde etmeliydim. Ve bunun demagojisini ben yapmalıydım ve başka hiç kimse yapamazdı zannediyordum. Meğer öyle değilmiş. Anne olmakla ilgili Hı -hı. ya da olmamakla ilgili ne düşünüyorsun? Hiçbir şekilde engelli bireylerin anne olmamaları gerektiğini düşünen birisi değilim. Bugün genetik çok güzel bir noktaya geldi. Ve tüp bebekle size iki engelli birey bile olsanız sağlıklı bebekler, dünyaya getirebiliyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Ve eğer kişi yeterli psikolojiye sahipse tabii ki anne olmak isteyebilir ama sağlıklı çocuklar dünyaya getirmek kaydı ve şartıyla. Bence bununla ilgili ciddi önlemler almamız gerekiyor. Engelli bir bireyin annesi olmak çok zordu. Annemin gözlerinde bunu gördüm. Annem acı çekmediğini söyleyen ve acı çektiğini belli etmeyen bir kadın da olsa bunun ona ne kadar acı verdiğini yüzündeki kırışıklıklardan görebiliyorum. Ve beni korumak için ne kadar çabaladığını hatırlıyorum. Ve bunu yaparken de çok yorulduğunu biliyorum. Bu sebeple yani engelli bir çocuğun annesi olmanın ne kadar zor olduğunu gördüm. Bugün hala bazı arkadaşlarımın anneleri yapıyor bana yani. Gelip ellerimi bir çocuk eli gibi seviyorlar. Yanaklarımı sıkıyorlar falan. Ve hani çok saygı duyduğum için bir şey de söyleyemiyorum. Bunu yaşaması çocuğu süreçte yıpranır ve süreçte zorlanır. O çocuğa bunu açıklamanın, o küçücük çocuk aklına yetişkin fikirleri sokmaya çalışmanın ne kadar zor olacağını hayal ediyorum. Elbette ben çocuğumu öyle bir geliştiririm ki anlar tabii ki bunları. Ama neden bu kadar farkındalığı yüksek olsun? Ben farkındalığım çok yüksek olduğu için çok acı çektim. Hiç gerek yok. Ben o çocuk olsun isterim. Dümdüz çocuk. Peki. Senin duygun düşüncen, evet. hayatla ilgili kabullerin üstüne çok yorum yapabileceğimiz yerlerde değiller. Bu senin dünyan. Birileri belki şu an izlerken ama öyle deme Zehra bak diyordur. Birileri diyordur ki helal olsun. Birileri diyordur ki şöyle bir taraf eksik kalmış o yüzden böyle konuşuyor. Ee, diğeri çok bilinç düzeyi çok farkında buluyordur ama günün sonunda bu, bu senin hayatın. Evet. Bu fikirlerin dönüşecekse senin hikayen de dönüşecek. Evet. Ee, bu fikirlerin gerçekten de senin doğrun olarak sabitleşecekse de yine senin bildiğin hikayeden beslenecek ama bildiğim bir şey var. Kararın dışında söylüyorum, burada yoğun bir farkındalık düzeyi var. Uh -huh. Hayata yüklediğin anlamlar yaşamda değişebilir ama bu farkındalık düzeyinin önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin sorması lazım. Biz dünyaya bir çocuk getiriyoruz. Ve biz bu çocuğun, yaşamsal, vicdani, uh -huh. eğitimsel, aidiyetle ilgili yaşamsal o sorumluluğunu alabilecek miyiz? Anne baba olmanın bir eğitimi olmalı. Anne baba olmanın devlet tarafından içinde bulunduğumuz koşullar tarafından çok ciddi destek sistemleri olmalı. Aha. Hatta anne baba olmanın ruhsal olarak bence testleri de olmalı. Belli bir düzeyde olmalıyız bunun için yaşamda çünkü çocukların canı yanıyor böylece. <laughs> o yüzden de farkındalık herkese gerekli diye Kesinlikle. düşünüyorum böyle konuda artık. Çünkü şu an gelip yanına ergenlikte o evde daha karanlık bir dönem geçiren ameliyattan sonraki süreçteki Zehra gelse yanına burada olsa ve daha umutsuz bir kızıyor, o daha zorlanıyor. Bugünkü Zehra olarak onu hayatla ilgili ne yapardın, ne söylerdin? Ben Zehra'ya çok sıkı sarılırdım herhalde. Zehra'nın biraz sırtını sıvazlanmaya ihtiyacı vardı. Zehra'ya sen çocuksun, daha çok küçüksün. Elbette yanlış bir karar alabilirsin. Şimdi canın yanıyor ama sonsuza kadar sürmeyecek denilmesi gerekiyordu. Saçını tarardım, örerdim ve sarılırdım. Bu hayat senin hayatın. Yalnızlığınla da kalabalığınla da Uzlaşmalar da çatışa çatışa oluyor ama öyle uzlaşmalar dileyim senin için. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Seni ağırlamak ve seni duymak inan benim için de keyif. Çünkü bu sadece hayat olumlu duygulardan ibaret değil. Zaten duygunda olumlu olumsuz da yok. Zorlayanı var, Aha. daha akan gideni var ama her duygunla seni dinlemek benim için de bir keyif. Teşekkür ederim. Geldiğim ben teşekkür için. ederim. Çok 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 güzeldi. Benim için de öyleydi. Biz her programın sonunda kampanyalarına, bebeklerin kampanyalarına destekler oluyoruz. Zehra, bugün de Baybars'tan bahsedeceğim Kater Sextra izleyicilerine, bu kalabalık ailemize. Baybars Alim %74'te kampanyası, valilik onaylı SMA tip 2 hastası. Daha önce bir olup kampanyalarını tamamladığımız çocuklar oldu. Ben Instagram'da da duyuruyorum onları heyecanla. O yüzden burada da bir şeyler yapabiliyoruz. Hep söylüyorum bu program bu kadar insana ulaşıyorsa bir çocuğun yaşam hakkı açısından da bir faydamız olsun. Elimizden ne geliyorsa. Baybars'a ve ailesine dua, destek, iyi niyet, dayanışma ya da elinizden geliyorsa maddi olarak katkı sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Baybars'a hep birlikte destek olalım. Yeniden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.